Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nur Suresi 35. ayeti değerlendireceğiz. Allahu Teala burada e, Allahu nurus semavati vel art diye başlayan bu ayette e, ilahi nuru anlatıyor ve bununla alakalı e, ilk bakışta anlaması biraz zor olan ama çok önemli hakikatleri ihtiva eden bir temsili bizlere bildiriyor. Ve e, nur suresi ismini bu ayetten almaktadır. Burada geçen nur kelimesinden almaktadır. Allahu nuru semaveti vel art. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ben önce meal olarak e, bu ayeti sizlerle paylaşacağım. Ardından tekrar başa dönüp bununla alakalı e, açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselü nuri ki onun nurunun meseli şuna benzer. Kemişkatin bir mişkat. Fihe misbah. Onda lamba var. Yani bir lamba yuvası ve onun içinde bir lamba var. El misbah fi zücace. Misbah o lamba bir cam ekan içinde adeta yani bir ayna içerisinde ez zücacetu ve o camekan ise o cam ise keenneha kevkebun durriyun sanki ışık saçan bir yıldız gibi incimsi bir yıldız tarzında parlıyor. Yugadu min mübareketin mübarek bir ağaçtan tutuşturuluyor. Zeytunetin zeytin ağacından mübarek bereketli bir zeytin ağacından ondan elde edilen yağ ile o lamba tutuşturuluyor. La şarqı yetim ve la garbiye ve bu zeytin ağacı ne doğuya ne de batıya ait değil. Yekadu zeytuha onun yağı o zeytin ağacından elde edilen yağ neredeyse yudîu yu ziya verecek, etrafı aydınlatacak ve levlem temse sunar bir ateş dokunmasa bile. Bir ateş dokunmasa bile onun ziyası etrafı aydınlatacak. Nurun ala nur. Bu nur üzerine nurdur. Yehdillahu li nurihi men yeşâ. Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Ve yadribullahu l linnâs. Ve Allah insanlara bu şekilde örnekler verir. Vallahu bikulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, ayetin mealinden ilk anda anlamak kolay değil. Ve bu anlamanın zorluğu manadaki derinlikten kaynaklanıyor. Allahu Teala burada çok derin manaları bizlere anlatıyor. i̇mam Gazali sadece bu ayetle alakalı müstakil bir risale neşretmiş ve ismine Mişkatü'l-Envar adını vermiştir. Ve e, Mişkatü'l-Envar'da i̇mam Gazali bu ayet ve bunun devamındaki e, kafirlerin halini, karanlıktaki halini anlatan ayetleri beraberce orada izah etmiştir. Ve gerçekten bu çok harika bir izahdır. E, ben de şahsım itibariyle bunu Türkçe'ye tercüme ettim. Daha birkaç e, zat daha evvelinde tercüme etmişler ve Türkçe'ye kazandırılmış olan çok değerli bir eser. Ve insan onların açıklamaları ışığında bu ayeti okuduğu zaman şu ayet bile tek başına bir harika, şu ayet bile bir mucize şeklinde değerlendiriyor. İşte tekrar başa dönüp baştan alacak olursak Allahu nuru semaveti vel art. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur kendisi görülen, başkasını da gösteren anlamında Mesela güneş için nur tabiri kullanılır. Ee, dünya, alem, karanlıklar içerisindeyken, güneş doğduğunda e, güneş hem kendisi görülür hem de e, eşyayı göze gösterir. İşte şu varlık aleminin yokluk karanlıklarından çıkması göklerde ve yerde var olanların e, bir zamanlar yok olduğunu düşünürsek onların yokluk karanlıklarından çıkması Allahu u Teala'nın nuruyla olmuştur. Bu açıdan baktığımızda buradaki nur, varlık nuru e, ve buna mukabil de e, yokluk karanlıkları. Yani bütün eşya yokluk karanlıklarında iken Allahu Teala onları vücut nuruna çıkardı ve onları yoktan var etti. Böyle bir mana verilebilir. Ayrıca e, başka cihetlerle de açıklanmıştır. E, i̇şte Allahu Teala Gök gökyüzünü meleklerle nurlandırmıştır. Yeryüzünü de peygamberlerle nurlandırmıştır. Ve indirdiği kitaplarla yeryüzünü aydınlatmıştır. Yani bütün maddi ve manevi nurlar hepsi Allah'tandır. Acaba nur Allahu Teala'nın isimlerinden kabul edilebilir mi? Malum Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi var, bin bir esması var. Bunlardan nur ismi de Yine e, gerek burada gerek bazı başka e, yerlerde geçebilmekte hadislerde e, geçebilmekte böyle olunca Allahu Teala'ya hakiki anlamda nur denilir mi denilmez mi bununla alakalı e, değişik açıklamalar yapılmış ama bunun varmış olduğu netice e, şu manada Allahu Teala bütün nurların nurudur. yani gerçek nur odur bütün nurlar ondandır. Her türlü maddi manevi görülen ve görülmeyen nurları yaratan odur. Mesela Cenab-ı Hak melik, hükümdar anlamında. Ee, gerçek anlamda melik ve hükümdar sadece ve sadece Allah'tır. Bunun dışında dünyada böyle kendine melik denilen, hükümdar denilenler var. Onların saltanatı dün var, bugün yok. Bu şekilde baktığımızda nur noktasında da e, işte Elektriğin nuru var, güneşin nuru var, bu manada değişik nurlar var. Bütün bu nurlar hepsi Allahu u Teala'nın nur isminden geliyor. Ve alem bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bir ayine. Dolayısıyla şu alemde hangi varlıkta ne gibi bir özellik görülüyorsa, bütün bu varlıklar bu özelliklerini Cenab-ı Hak'tan alıyorlar. Yani bir ressamın nasıl ki yapmış olduğu bir resim tümüyle onun hünerlerine bir ayna olur. Onun gibi şu alemde de bütün varlıklara verilen özellikler Cenab-ı Hakk'ın sanatından gelmekte, onun nurundan bir feyiz alarak vücut bulmakta. Bu anlamda ilk hatıra gelen Allah göklerin ve yerin nurudur derken bütün vücut nurları onlandır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onlandır. Gerek zat olarak, gerekse sıfatlar olarak hepsi Allah'tandır. Bu manayı e, ifade ediyor. Mesel-ü nurihim, onun nurunun meseli. Yani Cenab-ı Hakk'ın nurunu biz neyle anlayabiliriz? Onun nurunun meseli şuna benzer. Devamında e, işte bir lamba var. O lamba bir yuva içerisinde. Burada mişkat kelimesi geçiyor. Mişkat, lambanın bulunduğu yer. Buradaki incelik şu, o lambanın bulunduğu bir mekan olmasıyla ışığın dağılması engellenmiş oluyor. Lamba o şekilde kapalı bir mekan içerisinde ve o lamba etrafı ayna ile çevrili, etrafı ayna ile camla çevrili bir şekilde. Böyle olunca ışık daha kuvvetli olur ve ışığı her tarafa yansımış olur ve o etrafındaki cam mekan sanki ışık veren e, böyle incimsi bir yıldız tarzında yani çok muhteşem bir şekilde ışık veriyor. Malum şeffaf olmasa öyle bir parlaklık olmasa yansıtamaz ve bu mübarek bir ağaçtan yakılıyor. Malum eskiden kandiller vardı ve o kandiller işte zeytinyağıyla yağıyla veya gaz yağı türü şeylerle onlarla yakılırdı. Bu lambanın da o şekilde yağının alınmış olduğu mübarek bir ağaç var ve bu zeytin ağacı şeklinde burada ifade ediliyor. Zeytinden elde edilen yağ bu manada da eskide kullanılmış ve yine ışığın daha ziyade olması açısından bu la şarkı yetin velagarbiye. Ne doğuya ne de batıya ait değil. Bu da şöyle açıklanmakta. Mesela bir zeytin ağacı sabah güneşini alıyorsa buna şarki deniyor. Eğer öğleden sonraki güneşi alıyorsa buna da garbi deniliyor. Ama bu bir ovada bulunsa veya bir tepede bulunsa hem e, sabah e, ışığını alıyor hem de akşam ışığını alıyor. Bu gibi olanlara la şarkıye ve la garbiye ne doğuya ait ne de batıya ait devamlı güneş alan manası veriliyor. Ve böyle olunca bu şekilde olan şeyler, bu şekilde olan ağaçlar daha kaliteli oluyor. Bunlardan elde edilen yağ çok daha iyi bir şekilde ışık veriyor. Ve bunun ışığı, bunun yağı neredeyse bir ateş dokunmasa bile yanı verecek şekilde. Yani o derece artık damıtılmış, o derece kaliteli bir hale gelmiş ki bir ateş değirmesen bile bu yağ alev alacak şekilde. Bunun misalini şu anda benzinlerde görmekteyiz. Benzinin aslı aslında petroldür. Ama bu damıtılmak suretiyle çok kaliteli bir damıtma yapıldığında uçak benzini elde ediliyor. Normal bir benzin ateş alacağı zaman biraz daha meşakkatli. Ama uçak benzini çok uzaktan bile kibriti yaksanız hemen alev alacak şekilde hassas ve ona göre de kaliteli ona göre ışığı daha fazla oluyor. Ve nurun ale nur, nur üstüne nur. E bununla alakalı da yine ayrıca açıklama yapacağız. Allah nurunu dilediğine nasip eder. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, sevk eder ve Allah bu şekilde misaller verir ve Allah her türlü şeyi bilendir. Burada Allah her türlü şeyi bilendir ifadesinden hareketle Cenab-ı Hakk'ın e, burada bahsetmişti, bahsetmiş olduğu nurun ilimle alakalı olduğu da nazara veriliyor. Yani e, buradaki nur ilahi nur bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve insanlara da ilim nasip etmesi bu gerçekten çok harika bir durum. Bunu birazdan açıklayacağız. Ve buradaki nurdan başka bir murat şu olabilir. İman nuru. İman nuru da gerçekten bir nur aydınlatıyor. Ve iman nuruyla insanın hem iç dünyası aydınlanıyor hem de bütün kainat iman nuruyla nurlanmış olarak görülüyor. İşte ilim nuru bu noktadan baktığımızda Cehalet karanlıktır, e, ilim ise bir nurdur, aydınlıktır. Bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Allahü Teala hayvanlara e, insanlarda olduğu şekilde bir ilim öğrenme kabiliyeti vermemiş. Mesela e, balıklarda hafıza yok, balık hafızası denilir. Yani bir şey hatırlarında değildir onların. E, i̇şte e, etrafımızda gördüğümüz kedi, köpek gibi hayvanlarda kısmen bir hafıza var hatırlayabiliyorlar. Ama kamil manada onların ilim öğrendiğinden söz edilemez. Okula giden hiçbir hayvan yoktur. Her ne kadar bazı şeyler bunlara öğretilebilirse de ama çok ileri boyutta bunlara bir şey öğretilebilmesi mümkün değil. Ama Allahu Teala insana ilim öğre öğrenebilecek çok muazzam bir kapasite vermiş. Ve bununla alakalı ayette beş ayrı şeye dikkat çekiliyor. Bunlardan biri mişkat, lambanın konulduğu yer. Birisi lamba, diğeri lambanın etrafındaki cam ekan. Bir başkası, ağaçtan, yani bir mübarek bir zeytin ağacından buna yağ elde edilmesi. Ve son olarak da, nurun ala nur olarak ifade edilen, nur üstüne nur, bu şekilde bir duruma dikkat çekiliyor. Bunları, insanın e, bilgisi noktasından değerlendirdiğimizde burada e, mişkat olarak yani lambanın konulduğu mekan olarak e, buna tekabül eden durum insandaki e, görme, işitme gibi duyular. Biz bu duyularla dış dünyaya açılıyoruz. Gözümüzle renkler alemine, kulağımızla sesler alemine açılıyoruz. Ve elimizle dokunuyoruz ve Onunla alakalı bir takım his sahibi oluyoruz. Ama e, doğrudan mişkat kendisi e, bir bilgi değildir. Ama bilgi elde etmek için önemli bir vasıtadır. İşte insan, e, akıl vasıtı, insan e, duyularıyla dış dünyaya muhatap oluyor. Bunlar e, insanın dış dünyaya açılan birer penceresi gibi oluyor. E, i̇nsan duyularla dış dünyaya muhatap oluyor ama e, hayalde e, bunların birer izi var. Mesela dün dokunduğumuzu bugün de hatırımızda tutabiliyoruz. Hayal vasıtasıyla e, hayal edebiliyoruz. Güneş denildiğinde hepimizin hayalinde benzeri bir şey meydana geliyor. Dolayısıyla bu dış dünyaya muhatap olduğumuz duyular hayalde birer görüntü meydana getiriyor. Ve bu görüntüler vasıtasıyla biz birbirimizle anlaşıyoruz. İşte hava sıcak dediğimizde, hava zihnimizde bir mefhum, sıcak başka bir mefhum ve bu şekilde e, muhatabımız bizim ne dediğimizi anlıyor. Öte yandan insanda akıl var. Akıl da e, adeta bir lamba misal. İşte lamba aydınlatıyor. E, lamba etrafı aydınlattığı gibi insandaki akıl lambası da etrafında olup bitenleri anlayabiliyor. Bu noktada bize ışık veriyor. Ama bu lambanın beslenmesi lazım. Lambanın yağı olmadığı zaman bu ışık veremez. İşte bu da mübarek bir zeytin ağacı şeklinde ayette sembolize edilmiş mübarek zeytin ağacı fikir, aklın çalışması. Yani akıl tek başına yeterli değil. Bu bir ağaca benzetiliyor. Ağacın nasıl ki devamlı meyveleri olur, meyve verir. İnsan da akıl vasıtasıyla devamlı düşünür ve bu düşünmeler yeni yeni meyveleri meydana getirir. Buna eskiler kuvve-i müfekkire demişler. Bir de bunların dışında başka bir bilgi yolu var. Bu da peygamberlere gelen vahiy ve veli olan zatlara gelen ilham. Bu sadece akılla elde edilen bir şey değil. Aklın dışında bir olay. Ve Allahu Teala peygambere doğrudan doğruya ilimleri adeta bir defada yüklüyor. Günümüzde bunun misali işte bilgisayar teknolojisinde kendini göstermekte. Bakıyorsunuz ki koskoca bir kitap bunu internette bir anda bir başkasına gönderebiliyorsunuz. Ve o kendi bilgisayarında bunu hazır olarak buluyor. İşte Allahu Teala bir takım mesajlarını bir peygambere, veya bir veli kuluna gönderiyor. O da bunu kalbinde hazır bir şekilde buluyor. Bu gerçekten cali bir dikkat bir nokta. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela ümmi bir insan okuması yazması yok. Ama okuması yazması olmayan Peygamberimiz başka insanların bilemediği şeyleri biliyor. Ve kendisi buna işareten buyuruyor ki inni اَرَى مَا لَا تَرَوْنَا وَاَسْمَوْ مَا لَا تَسْمَعُونَ ben sizin görmediğinizi görürüm, işitmediğinizi işitirim. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i görüyor, melekleri görüyor. Normalde insan akıl gözüyle diyelim öldükten sonraki durumları göremez. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümden sonraki hayatı da görüyor. Bir kabrin oradan geçerken oradaki insan azap mı çekiyor yoksa cennet bahçelerinden bir bahçede mi bunu görebiliyor. Öte yandan ahiretin halleri, ahirette mahşer meydanında insanlar nasıl, sıratta durum nasıl, cennette, cehennemde nasıl, Peygamberimizin o kutsi nazarı Allah'ın göstermesiyle oralara ulaşabiliyor ve oraları görebiliyor. Bu da e, nurun ala nuru o şeklinde bir kuvve-i kutsiye, kutsi bir kuvvet şeklinde ifade edilmiş ve bu manada gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başkalarının göremediğini görmekte ve bilemediğini bilmekte. Öte yandan veli olan bir zat da yine ilhama masar olmak suretiyle başkalarının göremediklerini görebilir, bilemediklerini bilebilir. Burada ağacın şarki ve garbi olmaması, yani zeytin ağacının ne doğuya ne de batıya ait olmaması, İlahi vahyin doğudan batıdan derleme bilgiler olmadığı, ne doğunun e, diyelim hikmetinde, ne batının felsefesinde e, olmayan bilgiler olduğu, doğrudan ilahi bir vahiyle geldiği bu manada değerlendirilebilir. Ve e, devamında neredeyse bir ateş dokunmasa bile e, o ışığını verecek böyle ifade edilmesi peygamberdeki ve veli zattaki e, kuvve-i kutsiyeyi ifade ediyor. Yani bir meşakkat ateşi olmadan, meşakkat ateş, ateşi olmaksızın o bir takım sırlara, bir takım nurlara mazhar olur. Ama nerede, neredeyse demek suretiyle demek ki hafiften bir meşakkat, bir gayret de gerekiyor. İşte kuvve-i kutsiye sahibi olan zatlar normalde kendi akıllarıyla nice hakikatlere ulaşırlar. Ama bir de Allah'tan ilham gelirse veya Allah'tan vahiy gelirse o zaman başkalarının ulaşamadığı bilgilere ulaşırlar ve bu nurun ala nur olur. Ve Allah dilediğinin nuruna mazhar kılar. Yani Allah dilediği kuluna bu şekilde özel bilgiler verir ve onu peygamber yapar veya veli yapar. Diğer insanların bilemediği tarzda bilgilere onu mazhar kılar. Ve... E, devamında şöyle deniliyor. Allah bu şekilde misaller getiriyor. Allah böyle temsiller getiriyor ve Allah her şeyi bilendir. İşte bir tek bu ayette bilen Allahu Teala ilimle alakalı ne kadar ince noktalara bir temsille, bir sembolle işaret etmiş. Ve şu anda bilgi teorisi malum felsefenin önemli meselelerinden birisidir, bilgi felsefesi. Bu bilgi nasıl elde ediliyor, bildiklerimiz ne kadar gerçeği yansıtır, ne kadar bilebiliriz? Bununla alakalı, diyelim akıl daha çok ön plana çıkar, akıl vasıtasıyla insanların bilgiye ulaştığı nazara verilir. Ama vahiy de ayrı bir kaynak. İnsan akılla ulaşamadığına ile ulaşıyor. Veya e, akılla ulaşamadığına vahiy. E, ilham yoluyla ulaşıyor. Bu da apayrı bir bilgi kaynağı. Demek ki Allahu Teala'nın seçkin kulları bu noktada diğer insanlara nispetle daha ayrıcalıklı bir konuma sahip ve bu ayrıcalıklı konum neticesinde onların kalplerine e, vahiy iniyor veya ilham geliyor ve bu manada bu şekilde onlar e, başkalarının göremediğini görebiliyor ve e, anlayamadığını anlayabiliyor. Ve çok muhteşem bilgilere ulaşabiliyorlar. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.